Efendim, bizim köyün derneği programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu akşam Adıyamanlıları konuk ediyoruz. Bu akşam Adıyaman'ın geleneğini, Adıyaman'ın göreneğini konuşacağız. Bu akşamki konuklarımıza sizler de katılabilmek için TV2000 yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a SMS'le katılabileceğiniz gibi İstanbul dışından arayan sevgili izleyicilerimiz 0212 alan koduyla 629-8383'ten telefonla bize bağlanabilecekler. Efendim, bu akşamki konuklarımızı sizlere tanıtmak istiyorum. Esenyurt Adıyamanlılar İl, İlçeleri ve Köyleri Derneği Başkanı Sayın Şükrü Orak. Orak, hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Ve hemen benim yanımda Esenler Adıyamanlılar Derneği Başkanı Sayın Nihat Altaş. Siz de hoş geldiniz. Saltaş. Nihat Saltaş'la birlikte, yine Sayın Orak'la birlikte Adıyaman'ı konuşacağız. Yalnız birazdan aramıza katılacak olan Besinler Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kuş biraz sonra aramıza olacak. Çünkü malumunuz İstanbul yoğun trafiği, gelmek gerçekten güç. Siz sevgili izleyicilerimiz, tekrar ediyorum, Adıyamanlı Sayın Başkanlarımıza sorularınızı yöneltebilmek için 0212 alan koduyla 629-8383'ten telefonla bağlanabileceğiniz gibi yine TV2000 yazıp bir boşluk bırakıp 3929'a SMS atabilirsiniz. Sayın Orak, hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım isterseniz. Hoş bulduk. Ben Şükrü Orak. Adıyaman Gerger doğumluyum. 1974. Açık Öğretim Fakültesi Kamu Yönetimi okuyorum. Evet. Beylikdüzü'nde emlakçılık yapıyorum, emlakçılığa uğraşıyorum. Derneğimiz 2001 yılında kuruldu. 99'da oluşum gerçekleşti. 2001 yılında kuruldu. Ben 2004'te 2009 arası 5 yıl yönetim kurulu başkanı olarak görev yaptım. 2002-2004 2 yıl yönetim kurulunda. Tekrar bir 6 ay önce seçim oldu. Yine bize verildi. Esenyurt'ta, İstanbul'da bulunan hemşehrilerimize Adıyaman ve ilçeleri Sosyal Yardımlaşma ve Danışma Derneği adı altında gücümüz nispetinde faydalı olmaya çalışıyoruz. Yararlı olmaya çalışıyoruz. Siz de bize buraya davet ettiniz. Hemşehrilerimizle buluşmamıza vesile oldunuz. Size teşekkür ediyorum. 2000 TV'de başarılı diliyorum. Bizim kanalımızın sosyal sorumluluk projesi adı altında bu zamana kadar yaklaşık 45 il derneğimizi konuk ettik. İl dernek başkanlarımızı konuk ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Amacımız sadece sosyal sorumluluk projesi adı altında Türkiye'nin 81 vilayetinin geleneğini, göreneğini tüm kamuoyuna tanıtmak. Başka da bir niyetimiz yok. Sayın Altaş, sizi tanıyalım. İsmim Nihat Saltaş. 1972 Adıyaman Gerger doğumluyum. İstanbul'a çok erken yaşlarda geldim. 76'da evimizi İstanbul'a taşıdık. Gerçi doğumum İstanbul olarak geçiyor. Bu yönlü İstanbul'da genel zamanım geçti. Tekstil işi ve kahve, han odabaşlığı diyoruz ona. O işlerle uğraştım. Şu anda Esenler'de ikamet ediyoruz. Esenler'e 92'den beri geldik. Orada bir çoğunluğumuz oradadır. Orada derneğimizi kurduk. Şu an dernek çalışmalarıyla devam ediyorum. Evet. Adıyaman'ın birçok derneğinde, yerel STK'larda çok yerde görev alıyorum. Sosyal faaliyetlerimiz çok. Evet. Bu yönü hayatımıza tekrar devam ettiriyoruz. Tekrar döneceğiz. Sayın Saltaş, size tekrar döneceğiz. Sayın Orak, dilerseniz şimdi derneğinizi tanıyalım efendim. Adıyamanlı ne kadar İstanbul'da? İsterseniz Adıyamanlı derneği tanımadan önce bir Adıyaman'ı tanıyalım. Bir Adıyaman'a gidelim. Buyurun, söz sizde. Adıyaman nereden gelir? Evet. Tarihi derinliği nedir? Adıyaman'daki nüfus nedir? Buyurun. Önce Adıyaman ismini zikredeyim. Evet, Adıyaman buyurun. İsmini son kaynakta Mardin Metropolit Kütüphanesi'nde bulunan bir kitaptaki kaynağa göre Adıyaman'da yaşayanlar başka türlü potlara falan tapıyorlarmış. Evet. Babaların evde olmadığı bir gün 7 kardeş Allah'ın Hazreti İsa'nın anlattığı gibi olduğunu düşünüp o putları yıkıyor. Yıkınca halka da anlatmaya başlıyor. Tabii Allah'ın Mardin'de böyle, oluyor bu değil Adıyaman'da. Mi? Evet. Adıyaman'da. Babası eve gelince bu 7 kardeşini öldürüyor. 7 kardeşi öldüğü için 7 Yaman ismi oradan geliyor. 7 Yaman. Aslında 7 Yaman. Tabii, Adıyaman tabii, değil mi? 7 Yaman. İşte sonra Hüsnümensur, Semsür. Evet. Daha sonra Adıyaman ismi geliyor. Adıyaman'da yerleşim çok eskilere dayanır. Tarihçilerin, bilim adamları yaptığı kazı çalışmalarına göre yaşam Adıyaman'da 40 bin yıl öncesinin de bulguları rastlanıyor. İşte Anadolu'da, Mezopotamya'da yaşayan bütün uygarlıkların, bütün medeniyetlerin
hemen hemen izi Adıyaman'da var, kalıntıları var Adıyaman'da. Evet. İşte bunların başlıcası Nemrut Dağı, Kumegene Krallığı, evet. Asamiya, Gerger Kalesi, yüzlerce böyle Adıyaman bir açık hava müzesi gibidir adeta gidip gördüğünüz zaman. Onun için Adıyaman tarihi, yaşamı çok eskilere dayanıyor. Çok zengin turizm kaynaklarına sahiptir. İnşallah turizmle ilgili ilerideki, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki zamanda inşallah daha faydalı, daha yararlı olacak diye düşünüyorum. Sizin merak ettiğiniz bir şey, Adıyaman'la ilgili anlatacak çok şeyler var. Evet. Özellikle merak ettikleriniz varsa onları cevap. Şimdi tabii biz Adıyaman deyince ilk önce bakıyoruz kuzeyinde Malatya, yine bakıyoruz batısında Kahramanmaraş, yine güneybatısında Gaziantep, yine hemen güneydoğusuna bakıyoruz Şanlıurfa ve doğusunda da Diyarbakır. Evet. 5 tane ilimizi içerisine peçerlemiş ve aynı zamanda Anadolu'nun en güzel şehirlerinden birisi olarak özellikle Nemrut adıyla anılan bir Adıyaman. Tabii burada sizler Sıla-i Rahim'den göç ettiniz. Herkes genelde dernekçilik faaliyeti gösteren dernek başkanı arkadaşlarımızla biz sürekli bunu konuşuyoruz. Gayet tabii ki muhakkak ki Adıyaman'ın geleneğini, Adıyaman'ın göreneğini, Adıyaman'ın örf ve adetlerini yaymak için burada dernekçilik yapıyorsunuz. Buyurun, ne gibi faaliyetleriniz var İstanbul'da? Biz ilk gelir gelmez derneğimiz olarak İslam şeylerimiz arasındaki dayanışmayı, yardımlaşmayı sağlamak için geniş katılımlı bir piknik düzenledik. Adıyaman valimiz katıldı. Evet. Maddi durumu iyi olmayan ihtiyaç sahibi öğrencilere burs temin ettik. Daha devam ediyoruz. Her yıl Adıyamanlılar dayanışma gecesi düzenliyoruz. Binlerce hemşerimiz bir araya geliyor. Hasret gideriyor. Hukuki yönde mağdur olan hemşerilerimize avukatlarımız vasıtasıyla yardımcı oluyoruz. Evet. Yine mahalle mahalle ev sohbetleri düzenledik, devam ediyoruz. Ayda bir kez yönetim üyeleri bir araya gelip yönetim kurulu ve üyelerle beraber kahvaltılı da bir araya geliyoruz. Böyle elimizde geldi, yapabildiğimiz gıda yardımları yapıyoruz. Yine mağdur hemşehrilerimize iftar programları tertip ediyoruz, düzenliyoruz. Evet. Geçen bir ara Ulusal TV'de birisi çıktı, işte dedi ki bizim benim aydınım, iki üniversite bitirmişim. Adıyaman'da yaşayan bir çobanla benim uyum bir olmaz. Evet. Benim bir ayrıcalıklı olmam lazım. Biz bunu bir hakaret olarak kabul ettik. Kendisine dava açtık. O da özür diledi. Savcı Bey de takipsizlik verdi. Tabii onlara da pek yani yapılmamak lazım. Genelde şey yapıyoruz. Adıyamanlılara nasıl yardımcı oluruz, nasıl yararlı oluruz. Evet. Gücümüzün yettiğince, enerjimizin yettiğince biz faydalı olmaya çalışıyoruz. Faydalı olduğumuzu düşünüyoruz. Bütün hemşehrilerimi tekrar selamlıyorum. Yani şimdi burada işte o söyleyen şahsın kim olduğunu da bilmiyorum açıkçası. Pek söyle isim vermeye gerek yok. Yani bunlara da takılmamak gerekir. Bu Türkiye'de ağzı olan konuşuyor. 300, ona da pek takılmamak gerekir 300, diye düşünüyorum ben. 300'den fazla haber yapıldı. Olabilir yani şimdi ama tabii siz yani, biraz önce yine de söyledim. Yani mesela herkesin, Nemrut Dağı bizim Adıyaman sınırları içindedir. Daha önce bize bağlıydı. Malatya Üçlü Kararnameyi kendine aldı. Bizim Adıyamanlılar Derneği Başkanı Mehmet Deniz Bey'in öncülüğünde. Evet. Bunu mahkemeye verildi. Tekrar geri alındı ve bu Üçlü Kararname imza atanak da suç duyurusunda bulunuldu. Bir daha kimse böyle bir şey teşebbüs etmesi. Gerek Adıyaman'a gerekse burada bizim bütün derneklerimiz gücü nispetinde elinde geleni yapıyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Yani biz sadece her şey gıda gece değildi. Bazı şeyler de var, evet. Ki onun dışında mesela bir Nemrut'ta olduğu gibi bizim derneklerin yaptığı gibi o zaman bizim dernek yoktu. Yani yapabildiğimiz gücümüzün yettiği, elimizden gelen ne varsa yapıyoruz, yapmaya çalışıyoruz. Şimdi sayın burada 65'e yakın Adıyaman'a derneği var. İstanbul'da değil İstanbul'da mi? İstanbul'da tabii işte Nihat Bey çok dernek başkanı. İlanki bir ilçe derneği gibi çalışıyor. Başarılı, böyle azimli. Yine bizim Gerger derneğimiz, herkese Kahtarlar, Besinler, evet. Sincikler. Yaygın bir şekilde Adıyamanlar'da dernekçilik de yeni yeni gelişmeye başlıyor. Yani son bir 5 yıldır. Dernekçilik kültürü aslında 1960'lı yıllarda benim bildiğim Besniler Derneği vardır. Besniler vardı. Yani belki İstanbul'da ilk kurulan derneklerden birisidir bu. Doğru da 68'de sanırım. İlk Besniler, evet. Laleli'de kuruldu. Evet. Besniler'e çok değerli dostlarımız, abilerimiz vardı, burada selam gönderiyoruz. Evet. Ondan sonra 88'de bizim Adıyamanlar Derneği kuruldu. Sonra Gergerler Derneği, sonra Adıyamanlar Vakfı güzel hizmetler yapıyor. Dernekçilikte yeni
Biz hatta kurucular arasında bizim çok kadim dostumuz avukat Kemal Ferlengez kurucular arasında idi Adıyaman Besniler Derneği'ni. Çünkü Adıyamanlıların dernek geleneği, göreneği belki Besniler son zaman... Adıyaman'a göre biraz daha bir adım öndeler. Bunu da vermek lazım. Hı. Besniler bizim Gerger Kahtlı Adıyaman'a göre biraz da bir sosyal aktivite olarak, kültürel olarak daha... bir adım biraz daha bizim önümüzdeler. Şimdi Sayın Orak, şunu söylemek istiyorum. Dernekçilik hakikaten zor ve meşakkatli bir iş. Çünkü 40 yıl insanı sırtınızda taşırsınız, neyini gördük derler. Böyle de bir ithamlarla karşılaşabilirsiniz. Muhakkak ki her ilin derneğinde, her ilin dernek federasyonunu, il dernek başkanlarını ve ilçe ve köy dernek başkanlarını buraya konuk ettiğimiz zaman biz o algıyı alıyoruz. Sizler de böyle şeylerle mutlaka karşılaşıyorsunuzdur. Hemşehrilerinizin en çok sizde ne isteği var? Ne gibi şimdi şeyler istiyorlar? Adıyaman'da ne gibi talepleri önce, var? Az önce bizim gücümüzden daha çok şey bizde beklentiler oluyor. Yani bizim gücümüz talepleri, bellidir. Evet. Talepler daha çok. Şimdi Adıyaman 5 tane büyük şehrin ortasına kalmış. Evet. Malatya, Adıya büyük şehir oldu. Urfa'da büyük şehir oldu. Evet. Bakıyorsun ismi Kahraman, birisi Şanlı, birisi evet. Gazi. Böyle büyük şehrin arasında kalmış bir il. Adıyaman'da işte hemşehrilerimiz senenin 6-7 defa evinde güçüp ırgatçılık yapan hemşehrilerimiz var. Evet. En çok buna sistemini alıyoruz. İşte Adıyaman'da iş sahası kurulsun. Adıyamanlı gelişsin. Biz de ta Giresun'a, Yozgat'a, Adana'ya, Malatya'ya, şuraya buraya ırgat olmaktan bıktık. Evet. İş imkanları sağlansın. Bu da şu anda Adıyaman'da iş imkanları açıldı bu teşviklerle ilgili. Bir adım bizi geri attılar ama yine de Adıyaman'da şu anda tekstil ağırlıklı. İşte Gerger'de 3 tane yer kuruldu. Evet. Kahta'da kuruldu. Köylerde bazı nakış, halı benzeri evet. kurslar açılıyor. O da bu dönem biraz daha iyi. İnşallah bir 2 yıl içinde Adıyaman'da işsizlik de biter diye düşünüyorum. Çünkü İnşallah. Hızlı bir gelişme İnşallah. Var. Tabii ki bizim siyasilerimize duvarlık gösteriyorlar. Evet. Benim gördüğüm, gözlemlediğim, geçen birisiyle konuştuk bir abimizle. Dedi ki ben Adıyaman'da işçi bulamıyorum. Ama tabii bunu aradığı işçi kalfiye eleman, usta eleman. Diğerleri usta değil, kalfiye değil. Bir, bu değişim, dönüşüm, gelişim 2-3 yıl içinde Allah'ın izniyle bu da olacak. Adıyaman artık ırgatta da kurtulacak diye tahmin Sayın ediyorum. Sayın olarak burada şunu da sormak istiyorum. Müsaade ederseniz bakıyorum Adıyaman'ın çevre ilçeler illerinde Malatya'da bugün Antep'te bugün Urfa'da ve Diyarbakır'da havaalanı var iken maalesef Adıyaman'da havaalanı yok. Var Adıyaman havaalanı var. Adıyaman havaalanı sürekli var biletler pahalı. İşte biletler şimdi pahalı olunca adam da vatandaş... Antep'e 80 liraya uçuyor, Adıyaman'a 250. İşte yani bu olmakla olmamanın arasında bir işte şey yok ki. Biraz teşvik geliyor. Öbür tarafa resmen seni teşvik etmiş oluyor. Evet. Ve Adıyaman, Antep'e 80-90 liraya giderken Adıyaman'a 250-300 lira gibi bir, yüksek bir rakam uçulduğu için cazibe olmaktan çıkıyor. Buna iyi isabet ettiniz. Bunun da yetkililerin bir an önce el atmasını... İşte yani diyorsun. Bundan tabii yani. Dolayı burada bu da bir sıkıntı... sadece tek firma olmasından kaynaklanıyor. Sadece Türk Hava Yolları var. Diğer özel şirketler olmadığından dolayı evet. uçuş biraz daha ulaşım zorlaşıyor. Geçen bizim bazı arkadaşlarımız daha da gündeme getirmişlerdi bunu. İnşallah bunu burada yetkililer de duymuş olurlar. İnşallah. Bir an önce özel bir şey, bizim... uçak şirketi, özel bir uçak şirketi Adıyaman'da hizmet vermeye başlar. Adıyaman bizi... Yayın içerisinde programımıza bağlanacak sayın ilgililer ve yetkililer eğer olur ise sizin aracılığınızla bunu da sormuş evet, oluruz. Seve. Sayın Kuş hoş geldiniz. Hoş gördük. Merhabalar. Yani, tabii ki merhaba. Yani İstanbul trafiği malum. Çok özür yine, diliyorum. Estağfurullah. Siz de İstanbul trafiği mağdurlarındansınız. Hoş geldiniz. Hoş Biz sizi tanıyalım hemen. İsmim Mustafa Kuş. 1971 İstanbul doğumluyum. Esenler Besinler Derneği'ni kurarken evet. Hepimizin içinde bir besin özlemi vardı. Evet. Bu derneği kurarken 350 arkadaş bir araya geldik. Bir çalışma başlattık. Bu çalışmada da bizi de başkan olarak görmek istediler. Evet. Derneğimizi geçen hafta pazar günü ayın 24'ünde, Şubat'ın 24'ünde kurduk. Sağ olsun açılışımıza Esenler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tevfik Göksu Bey de icabet etti. Onun Sayın Başkanımıza manevi katkılarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Bir de biz tabela yaptırırken şuna çok dikkat ettik. Besne'nin neyi meşhur? Bizim aklımızda kalan bir üzümü vardı. Bir de Besne'yi Esenler halkı kolay anlayabilsin diye Nemrut Dağı'nda Kral Franks kafalarını koyduk özellikle. Şimdi onu 15 gün olmuştu derneğimizi açtık. Bu nerenin derneği diye soruyorlardı. Öyle mi? Tabela geldikten sonra bunu sormuyorlar.
Artık herkes Adıyaman'ın, besinin Adıyaman'a bağlı olduğunu öğrenmiş aslında oldu. Aslında siz gelmeden önce de Sayın Orakçı ve Sayın Saltaş'la da konuştuk. Besni'nin tarihi dernek olaraktan bayağı tarihi tabii, derinliği tabii. olan bir İstanbul'da derneği var. 1960'lı yıllarda kurulmuş. 65'li yıllarda. Yani hakikaten biz böyle inceledik baktık. Gerçekten evet. çok derin. Çünkü İstanbul olmadığı dönemlerde bile evet. Besni'lilerin İstanbul'da derneği varmış. Sayın Saltaş, sizin derneğinizi tanıyalım. Şimdi Şükrü Bey Adıyaman'dan biraz bahsetti. Adıyaman gerçekten çok güzel bir yer. Ne yazık ki sahipsiz bir yer. Adıyaman çok güzel doğal güzellikleriyle beraber çok kurak da bir yer. Bu yönlü Adıyaman nüfusunun yarısından fazlası belki göç etmiş durumda. Yani evet. İstanbul'da çoğunluğu olmak üzere. Besni, Gölbaşı, oralar biraz daha bize göre az göç vermiş. Bizim kendi köyümüz mesela 3'te 1'i oranında İstanbul'da. Evet. Gerger ilçesinde aynı şekilde çoğu İstanbul'da. Bu yönlü İstanbul'da artık bir toplanma merkezlerinin oluşması gerekiyor. Bu yönlü taziyelerimiz artık evlere sığmaz oldu. Nişanlar işte ne bileyim vesaire toplantılar artık evlerde yapılmaz oldu. Dernek ihtiyaçları duyulmaya başlandı. Bu yönlü biz de 2010 yılında Esenler Fevzi Çakmak Mahallesi'nde derneğimizi kurduk. Evet. Şu an 200'e yakın üyemiz var. Derneğimizde her türlü etkinlikler mevcuttur. Bayan erkek tarafı diye iki bölümden oluşuyor. Her ay toplantılarımızı yaparız. İftar yemekleri, nişan, kına, taziyeler. Bizim taziyelerimiz genellikle karabalık geçer. Bu yönlü ona hazırlıklıyız yani dernek olarak. Bunları diyebilirim. Evet. Diğer konulara da daha tamam. sonra geleceğiz. Sayın olarak size tekrar dönmek istiyorum müsaade ederseniz. Biz işte biraz önce de irdeledik bakıyoruz. Adıyamanlıların nüfusu İstanbul'da oldukça kalabalık. 600 binlere dayanan bir nüfusu var. Evet 600-650 bin de Adıyaman'daki bir nüfus var ama Sayın Saltaş'ın da ifade ettiği gibi yaklaşık 600 bin nüfus da İstanbul'da. İstanbul'un muhtelif ilçelerinde oturan bu hemşehriler. Bunlarla bağınız var mı? Nasıl bir bağ kuruyorsunuz? Nasıl bir diyalog içerisindesiniz bunlarla? Şimdi öncelikle Adıyaman'ın nüfusunun %52'si dağlık kesimde oluşuyor. Evet. Dağlık kesimde oluştuğu için insanlar çoğalıyor. Toprak az yetmiyor. Ekonomik nedenlerden dolayı takriben somut bir veri Refah Partisi'nin kayıtlı 29 bin üyesi vardı Adıyamanlı. Evet. İşte o süreyi gözüne aldığımızda diğer partilere bakıldığında tahminen 700-800 bin civarında bir Adıyamanlı'nın İstanbul'da yaşadığı tahmin ediyoruz. Nüfus olarak, seçmen olarak değil. Adıyaman'da da buna yakın bir rakam var. İstanbul'daki Adıyamanlılar işte asimile olmaması için, gelenek göreneklerin unutulmaması için, bireyin kendine yetmediği yerde dernekler devreye giriyor. Şimdi evet. bir cenazesi olduğu zaman insan o gün bitiyor ki ancak özüntüsünü yaşıyor ama dernek organizasyonuyla o acı ona unutturuyor. Taziyesi işte merasim, nişan, düğün bu gibi konularda bireyin kendine yetmediği yerde dernek devreye giriyor. Onun yaşamını, üzüntüsünü paylaşıyor. Tabii yani paylaşıyor. Burada üzüntüler paylaştıkça azalır, mutluluklar paylaştıkça artar. Muhakkak evet. ki dernekçiliğin birinci ana unsurlarından birisi de bu olmalı diye düşünüyoruz biz de. Varoluş nedeni budur. Yani hemşehrilerimizin kendine yetmediği yerde yardımcı olmak. Derneklerin asas amacı budur. Bunun dışında siyasi faaliyetler yapıyoruz, kültürel faaliyetler. Az önce saydım, maddi yardımlar yapıyoruz. Nakit yardımlar zaman zaman çok mağdur olanlara yapıyoruz. Yani gönüllü, insanların hassas işi değil kimsenin dernekçiliği. Kendi işinin dışında kalan zamanında fedakarlık edip insanlara yardımcı olmak, faydalı olmak. Dernekçilik Avrupa'da daha çok iyi gelişmiş. Evet. Ben bir STK'ların önemi çok büyük Avrupa'da. Çok önemli. Çok da iyiler. Ben bir iki ay kurs gördüm. İşte Avrupa'da gelenleri, Türkiye'deki hocalardan ders gördüm. Gerçekten Avrupa'nın birçok ülkesinde STK'lara kayıtlı olmayanlar adam yerine koymazlar. Yani evet. gönüllü. Sadece bu dernek değil. Adam emekli oluyor. Emekli olduktan sonra gönüllü hasta bakıcılığı yapıyor. Evet. Bir doktor emekli olduktan sonra gönüllü hasta kimsesiz doktor hastalara bakıyor. Sokak hayvanlarına, doğayı koruma, yeşili koruma. Yani yüzlerce dernekler var. Bunlar gönüllüye dayalı. Gönüllü evet. kuruluşlardır. Avrupa'da da bizim için bir modeldir. Evet. Çeşitli fonlar veriyor Türkiye'de teşvik etmek için. İşte ben geçen Samsat'a gittiğimizde bir sene önce baktım böyle çok güzel bahçeler yetiştirilmiş. Ya dedim maşallah ne güzel yetişmiş bunlar. Bunun kaynağı dedi ki bu Avrupa Birliği
hibe yoluyla, fonlarında hibe yoluyla biz para almışız. Bunları ekiyoruz. Aslında sendikalar bu tür çok projelere güzel. De imza atsa çok da güzel. İşte böyle bir çalışmamız olur. Da var Avrupa Birliği Bakanlığı'yla. Öyle bir çalışmamız da var. Yine 2 sene önce bir teşebbüste bulunduk. Başaramadık. İnşallah evet. Yeni bir şeyler yapabiliriz tekrar. Sayın Orak, Esenyurt'ta bizim bazı aldığımız konuklarımızın, bazı daha doğrusu il derneklerinin aldığımız konuklarımızda genelde Esenyurt Belediyesi'nin kendilerine yer tahsis ettiğini ifade ediyorlar. Sizin de size de var mı öyle bir tahsis? Şimdi bizim tahsisimiz 99-98'de Gürbüz Çapan tüm Adıyamanlara bir yer tahsis etmişti. Encümen'de geçmişti o kararı. Daha sonra o dosya altı oldu. Gürbüz Bey cezaevine girdi. İşte belediyeyi kaybetti. Necmi Bey'le biz birkaç defa görüştük. Böyle bir sözü var. Ben size bir yer tahsis edeceğim diye. Bekliyoruz inşallah. Bize de bir yer tahsis edecek. Çünkü birçok derneğe yer tahsis etti oradaki. Şu anda yeriniz yok o zaman. Şu anda yani kendi yerimiz yani var. Belediye kendiniz var da tabii. İşte belediyenin tahsis ettiği, Esenyurt Belediyesi'nin tahsis ettiği bir yer yok. Birkaç kez görüştük Necmi Bey'le. Sağ olsun bize karşı da duyarlıdır. Tüm etkinliklerimize katılır. En son tamam ben size bir yer ayarlayacağım demişti. İnşallah seçimden önce bize bir yer tahsis eder. Biz de şey olur. Çünkü orada Gümüşhaneliler, Karslar, evet. Birçoğunu yer verdi. Biraz da bunu verirken de biraz tarafsız olmak lazım. Nüfusa göre veriliyor. Yani evet. Şimdi senin seçmenin orada 2500, 3000, öbürünün 30.000 öncelik ona tanınıyor. Evet. Bize de sıra geliyor artık. Yani biz öyle mi? Evet. İnşallah size de sıra gelir. İnşallah. Sayın Kuş, size yaptıklarınızı değil de yapacaklarınızı sormak istiyorum müsaade ederseniz. Evet. Ne yapmak istiyorsunuz? Hedefiniz ne? Amacınız ne? İlk hedefimiz Allah nasip ederse 4. ay gibi havaların ısınmasıyla beraber Esenler Meydanı'nda bir etkinlik düzenlemek. Yani çok yeni bir dernek olmamıza rağmen etkinlik olarak büyük ses getirecek bir etkinlik düzenlemeye çabalıyoruz. Tabii bunu da dernek olarak tamamını masrafını kendimizi karşılayamadığımız için bölgemizin esnaflarıyla, tüccarlarıyla görüşüyoruz. Şu anda olumlu katkıları, birçok firmanın olumlu katkısını göreceğiz inşallah. Allah nasip ederse. Bir de en öncelikli yönümüz eğitime önem vermek. Bizim bölgemizdeki öncelikle sakat öğrencilere, yani engelli öğrencilere burs vermek. İlk hedefimiz bu. Bunu araştırıyoruz. İkinci hedefimiz de öğrenci okuturken diğer derneklerdeki arkadaşlarımız gibi, ya tabii buradaki arkadaşlarımızı kastetmiyorum. Yani çok cüzi rakamlarla öğrenci okutuyorlar. Bir öğrenciye yetecek kadar, yani 50 öğrenci yerine 5 öğrenci okutalım diyoruz ama bütün masrafını karşılayalım. Evet. Bunun çabasını gösteriyoruz şu anda. Halihazırda 2 tane öğrenciyi inşallah başladık. Destinlilerin bayağı eğitime önem verdiklerini yakinen biliyoruz. Evet. Çok da hakikaten bildiğimiz iyi eğitimciler, eğitim seviyesi çok yüksek şahsiyetler de var. İnanıyorum evet. Bunlar da sizin bu meramınıza bir çare bulurlar. Sayın Saltaş, size dönmek istiyorum. Sizler de tabii Esenler'de yeni bir yapılanmanın üstesinde Adıyamanlıları bir araya toplamak adına. Ama benim anladığım kadarıyla sadece Esenler'den değil mi üyeler? İstanbul'un her tarafından üyeniz vardır mutlaka. Bahsedeyim ben onda. Peki bu anlamda sizin farklı bir projeniz var mı? Böyle makro bir proje var mı? Önemsediğiniz bir proje var mı? STK'ya yakışan bir proje var mı? Şimdi ben şimdi anlatayım onu. Bizim dernek bir köy derneği olarak geçiyor ama çok aktif bir derneğiz. Yani Esenler genelinde olsun, isterse Adıyaman dernekleriyle çok sıkı ilişkiler içinde hareket ediyoruz. Esenler'de ESTEF kurucu üyesiyiz. ESTEF yönetiminde yer alıyoruz. Evet. Buna yönelik Adıyaman Federasyonu kurma girişimlerimiz oldu. O son anda vazgeçtik. Gerger Federasyonu olarak girişimlerde bulunuyoruz. Bu yakında bunu da sonlandıracağız Gerger Federasyonu olarak. Bu yönlü MESTEF'te hem Gerger Federasyonu'nda olan arkadaşlarımıza da burada selamlar gönderiyorum. Bunun başarılı olması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Gayreti göstereceğiz diyorsunuz. Dernek olarak da kendi üyelerimize her türlü maddi yardımda bulunmaya çalışıyoruz. Onların kına yani her türlü deyince dernek üyelerine değil, imkanı olmayan üyelere değil mi? Evet, imkanı olmayan. Yani her üyeye değil de imkanı ihtiyacı olmayan üyelere. İhtiyacı olan üyelerimize para topluyoruz aramızda. Bunu karşılıyoruz. Dernek olarak yani üzerimize düşen dayanışma ile ilgili evet. Ne gerekiyorsa onları yapıyoruz. Adıyaman'a, köyümüze gerekli yardımları gönderiyoruz. Okul, kırtasiye malzemeleri, temizlik malzemeleri, köylerimiz için yani gerekli ihtiyaçlar neyse onları gönderiyoruz. Tabii bu Adıyaman'a, İstanbul ayında genellikle yani çok İstanbul'da olduğumuz için buna dikkat ediyoruz. İstanbul'da gerekli neyse o incelemeleri yapıp
üstesine gelmeye çalışıyoruz halkımızın. Her üç dernek başkanımıza da sormak istiyorum. Adıyaman'la ilgili Adıyaman organik pazarı açılmış İstanbul'da. Bileniniz var mı? Var. Nerede açıldı? Mahmut Bağcılar, Bey Göztepe'de. Ne var peki Adıyaman organik? Adıyaman yöresinde yetişen. Neler var burada? Neler var? Adıyaman yöresinde yetişen ne varsa hepsini orada bulabiliriz Abdülkerim mesela, kardeşimize. Adıyaman ilk başta şu anda kış mevsimidir. Kürtçe biz pastık diyoruz. Pestik, kesme, ceviz, Antep fıstığı besinde yetişiyor. Evet. Adıyaman yöresinde yetişen ne varsa hepsini orada mevcuttur. Sevgili Kerim Bey teşekkür ederim Abdülkerim. Pazar günleri genelde herhalde. Yok, hafta içi her gün açık. Her gün açık. Kendisine teşekkür ederim. Yani Adıyaman'dan mı geliyor yoksa? Adıyaman'dan geliyor. Normal bir pazar şeyden mi alıyorsunuz? Yok, Adıyaman'dan geliyor. Her zaman Adıyaman'dan geliyor. Şimdi yani biz yaptık için değil de ihtiyacı olan tekerlekli sandır, akülü araba veriyoruz. Buyurun ediyoruz. Onları da ihtiyacı olan engelli, yürüyemeyen hemşehrilerimiz varsa bize ulaştıklarında biz onlara akülü araba tahsil ediyoruz. İhtiyacı varsa Adıyaman olmasa da verebiliriz yani bir durumuna bakıp. Yani bu arada bizim aracılığımız ile de size ulaşabilirler. Tabii, telefon tabii. numaranızı verebilirsiniz derneğin telefonunu. Bu tür ihtiyaç sahibi illaki Adıyamanlı olması gerekmiyor. Kim olursa olsun engelli vatandaşımız size ulaştığı takdirde siz bunların ihtiyacını karşılayacaksınız. Tabii yani bize ulaşırlar, ulaşabilirler. Ulaşırlarsa biz İnan ki 5-6 tane müracaat oldu. Temin ettik. Sonra doktorlara demişler ki kullanmasın. Gelişim için şeyde. Onu şey yapabiliriz. Onun dışında dernek ihtiyacı olanla imkanı arasında bir köprüdür. Yani dernek bir şey yapmaz. İnsanlar bir şey yaparsa olur. Yani insanlar emek verirse, katkı verirse bu dönüşüm olur. Ama kimse emek vermeden, katkı vermeden dernek bir şey yapmaz. Sen Nihat Başkan tek başına istediği kadar çabalasın. Muhakkak. Ama üyeleri katkı vermezse, hemşehrileri de katkı vermezse tek başına bir şey yapamaz. Bunun için dernek ihtiyacı olanla imkanı olan arasında bir köprüdür. Biz bu köprü vazifesini görüyoruz. Bu köprü görevini görüyoruz. Evet. Ve Mustafa Bey'i tebrik ederim. Pazar günü açılışında da vardık. Çok teşekkür ederim. Yeni bir derneğimiz var. Hayırlı olsun. Evet. Başkanımız da katıldı Esenler. Ben yalnız antiparantez bir şey söylemek istiyorum. Bu Adıyaman, Esenler'deki Adıyaman dernekleriyle beraber bu meydanda bir etkinlik yapalım. Yani yalnız başımıza biz... Yani şimdi İstanbul genelinde İstanbul bir etkinlik düşünün siz. Sadece tabii İstanbul geneli olarak da yani biz burada... Esenler'deki dernekler yok şu anda aramızda. Yok, yani biz mesela burada ikamet ettiğimiz için burada Rizeliler yapmıştı. Burada üyelerimiz de var. Burada hep beraber yapalım yani. Bir, bütün Adıyaman dernekleri. Çok özür dilerim. Sayın Vekilimiz Adalet ve Kalkınma Partisi Adıyaman Milletvekili Sayın Murtaza Yetiş telefonumuza katılmak istemiş canlı yayına efendim. Sayın Yetiş iyi akşamlar. İyi akşamlar diliyorum. İyi yayınlar. Sayın Yetiş sesimiz geliyor mu efendim? Tabii. Sesim geliyor mu şu an? Geliyor efendim. İyi akşamlar Sayın Yetiş. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum Sayın Yetiş. Bu akşam Adıyaman'ı konuşuyoruz efendim İstanbul'da. Tabii çok da iyi konuklarımız var. 3 tane birbirinden değerli konuklarımız var. Ne söylemek istersiniz bu konuklarımıza? Sayın Şükrü Orak Adıyamanlılar Derneği Başkanı, yine Besniler Derneği Başkanı Sayın Mustafa Kuş ve yine diğer konuğumuz Esenler'deki Adıyamanlılar Derneği Başkanımız Sayın Nihat Saltaş konuklarımız. Ne söylemek istersiniz efendim İstanbul'a? Öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Gerek şahsınıza gerekse hemşerilerime, değerli dernek başkanlarına iyi akşamlar diliyorum. Hakikaten televizyonumuz çok güzel bir sosyal sorumluluk örneği gösteriyor. Adıyaman gibi ülkemizin böyle güzide bir şehrini Türkiye gündemine getirmekle de çok önemli bir görevle ifa etmiş oluyorsunuz. Estağfurullah efendim. Tabii Adıyaman hakikaten kendi bölgesinde çok istisnai, müstesna bir şehir hüviyetinde. Evet. Gerek toplumunun mozaik yapısı itibariyle, gerekse bölgede bir sulh adası olması itibariyle çok önemli bir örnek aslında. Biz birçok yerde de Adıyamanlıların, sadece Adıyaman'da olanlar değil, başka şehirlerde yaşayan Adıyamanlıların da kendi bulundukları çevrede, ortamda ortaya koydukları güzel, özverili, uyumlu ve gerçekten de içten yaklaşımlarıyla hep göz dolduran bir topluluk yapısına sahip olduklarını görüyoruz. Evet. Doğrusu Adıyaman'ın milletvekili olmaktan da son derece bu anlamda gurur duyuyorum. Adıyaman hem Türk'ü hem Kürt'üyle, hem Alevisi Sünnisi'yle, hem de gayrimüslimiyle, Süryanisi'yle gerçekten çok çeşitli farklı yapılara
farklı toplum kesimlerine sahip bir şehir. Evet. Ancak bütün bu farklılıkları kendi içerisinde güzel bir mozaike dönüştürmüş bir şehir aynı zamanda. Evet. Bu yönüyle Adıyaman'ı biz aslında Türkiye için de bir model olarak da ortaya koyuyoruz. Ve hemşehrilerimizin de bulundukları her yerde Adıyaman'ın bu güzelliğini yansıtma konusunda çok ciddi gayret gösterdiğini görüyoruz. Evet. Bir taraftan sivil toplumuyla, bir taraftan da siyaset kurumuyla birlikte hepimiz Adıyaman için elimizden geleni yapıyoruz. Bu anlamda da ben hem değerli başkanlarıma hem de tekrar kanalınıza çok teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Yetiş, arkadaşlarımız, yani sayın konuklarımızın bir konuları var. Size de benim aracılığımla iletmemi istediler. Havaalanı malumunuz Adıyaman'da Türk Hava Yolları tek çalışıyormuş. Çok da pahalıymış biletleri. Derler ki efendim, yani işte diğer özel havayolu şirketleriyle de anlaşılsa da hiç değilse diğer illerdeki uçak biletleriyle aynı nazar itibariyle olursa daha rahat geliş gidiş yapar sıla-i rahime sürekli gider geliriz derler. Ne dersiniz efendim? Çok haklısınız. İşte Adıyaman'ın güzelliği yine burada. Yani hem toplumu hem de vekili aynı şeyi düşünüyor, aynı duyguyu taşıyor. Evet. Biz de geçtiğimiz 3 hafta kadar zannediyorum oldu. 3 hafta önce gerek Anadolu Jet ile gerekli Pegasus ile bir görüşme trafiğine başladık. Adıyaman'ımıza biz AK Parti olarak 2 yıl içerisinde inşaatı başlayıp bugünlerde de bitmiş olan çok büyük bir havalimanı kazandırdık. Yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli ve şu anda Güneydoğu'nun Gaziantep'te dahil olmak üzere en büyük havalimanını Adıyaman'a inşa ettik. Ne kadar güzel. Şu anda Adıyaman'a Anadolu Jet adına Bora Jet firması gidiyor ve dedikleri de hakikaten doğru, başkanlarımın dedikleri. Küçük uçaklar olduğu için erken doluyor. Koltuk miktarı da biliyorsunuz, kontenjan azaldıkça fiyatlar yükseliyor. Bir bu sıkıntıyı gidermek üzere öncelikle Anadolu Jet'in doğrudan kendisinin Adıyaman'a sefer yapmasını istedik. Ve bu çerçevede de Adıyaman'daki sivil toplum kuruluşlarının da talep yazılarını Anadolu Jet firmasına ilettik. Hı hı. 2 hafta önce de Anadolu Jet'ten bize müjdeli bir haber geldi ve çok yakında uçak yapılanmasını şu anda yeniden güncelliyoruz. Çok yakında Adıyaman'a Anadolu Jet olarak seferlere başlayacağız müjdesini bize verdiler. Buradan da ilk defa televizyonumuz aracılığıyla bu müjdeyi tüm hemşerilerimle paylaşmak isterim. Evet, önümüzdeki günlerde de Pegasus'la bir görüşmemiz olacak inşallah. Onların da Adıyaman'a sefer yapması için çalışmalar da bulunacağız birlikte. Sayın Vekilim, tabii ki TV2000'in farkı bu. Gerçekten bizler de çok memnun olduk. Hakikaten duygulandık. Gerçekten İstanbul'da 600 bin Adıyamanlı hemşehrilerinizin yaşadığını sizler bizden daha iyi biliyorsunuz. Bunların bu konusuna bir merhem olmuşsak ne mutlu bize. Çok teşekkür ederiz efendim yayınımıza katıldığınız için. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Dostlara selam söylüyorum. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun efendim. Sayın Saltaş, bir şey mi söyleyecektiniz? Soru soracaktım. Sayın Vekilimizin bir ambulans sözü vardı Gerger ilçemize. Cevabı ben verebilirim. Sayın Orak. Artı bir de yol bozukluğu var bizim ilçemizin, Gerger ilçesinin. Bununla ilgili kendi düşüncesine de bir yatırımları var mı yok mu vekil olarak? Artı ilçemizin çöp arabası yok. Yani böyle bir ilçede çöp arabası yok. Belediyeniz var mı sizin? Belediyemiz var. Şimdi ne yazık ilçe ki. İlçe belediyeniz varsa sayın vekil çöp arabasını mı getirsin? İşte ilçe belediye başkanının sorunu bu. Siyasi sahipsizlik var Adıyaman'ımıza. Bu yönlü vekillerimizden ricamız Adıyaman'a biraz şimdi yatırım yapma konusunda destek bekliyoruz. Yani tabii onu siz artık bir yayından sonra konuşursunuz. Sayın Orak, bir şey diyecektiniz siz geçen herhalde. Geçen hafta ambulans dağıtımı yapıldı Adıyaman'da. Evet. Gergere'de ilk ambulans tahsis edildi. Nihat Bey'in haberi yok herhalde. Yolla ilgili biz de tabii burada sıkıntı çekiyoruz. Yani bunu da bir müjdeli haber olarak Sayın Saptaş'a verelim. Yani demek ki ilçemizde pek ilgilenmiyorsun Sayın Saptaş sizde. Çöp arabası da çok önemli bir şey değil. Yani bu gerekirse Gergerliler kendi aralarında bir çöp arabası alabiliriz. Yani çok. Şimdi ben Sayın Orak şunu ifade ettim. Ya eğer bir belediye, ne kadar Gerger'in nüfusu şu anda? 3200-3500 merkez. 3000 civarı. Yani 3000 nüfusu. 4000 yani 2000 seçmeni falan vardır. Evet, kaç yıllık bir belediye?
56'dan bu yana olan bir belediyenin çöp arabası yoksa vekile var, bunu vardır ya çöp arabası var da eski de. Çöp arabası yok ya. Bir gazetelerle toplanıyor. Yok ya bir gazetenin haberiydi ya. Sayın Sarnaş, söylemek istediğiniz başka bir şey var mı? Bir gazetenin haberiydi ya. Gazetenin haberi olmazsa ben gere fazla gidip gelmem. Ben gidip geliyorum. Yani çok öyle yığın çöpler de yok. Gelişmedi. Bir çıkmaz sokak olduğu için. Aynen. Gerger'in öncelikli sorunu Gerger Diyarbakır Karayolu'nun bağlanmasıdır. Evet, şimdi Gerger çıkmaz sokak olduğu için giden özellikle bir işi varsa gidiyor. Yoksa Diyarbakır Karayolu... Adıyaman'ın uzaklığı ne kadar? 100 kilometre. Diyarbakır'a? Diyarbakır'da o civarda. İl sınırında. İl sınırında. Bu Diyarbakır Karayolu bağlantılı olursa Gerger çıkmaz sokak olur. Yani bir köy gibi şu anda. Gerger gelişmedi. Gerger bir şehir gittiğiniz zaman görmüşsün Nihat Bey. Yani bir köy andırıyor. Ne kadar İstanbul'da Gergerli var? Bunun araştırmasını Adıyaman, İstanbul'da yaşayan Adıyaman... Gergerli. Tabii İstanbul'da yaşayan Adıyamanların çoğunluğu Gergerlilerden oluşur. 600 bin ise 400 bin civarı Gergerli yani olabilir. Şimdi 400 bin Gergerlinin İstanbul'da yaşadığı bir şehirde bir çöp arabası yoksa... Tamam, bunu STK'lar olarak, devlet olarak biz karşılamazsak öyle bir proje üretemezsek... Ben şuna değineyim, ben Gerger'e gittiğimde... bir taziye nedeniyle köye gittim. Ben Adıyaman'a 10 senede bir eskiden gidiyordum. Bir taziye yani önemli bir şey. Uzak olduğu için değil mi? Uzak olduğu için. Evet. Yani İstanbul'a yerleşmişim. Evet. Gittim de köyün yollarının bozukluğunu gördüm. İlçeye de fazla gitmiyordum ben. Köy yolunu kaymakam ve izah etmek için gittim de baktım ilçe yolu köy yolundan beter. Dedim o zaman ben köy yolundan vazgeçtim. İlçe yolunu evet tabii yani yaptırın. Bu da bir STK sorumluluğudur. Evet. Yani bundan dolayı Nihat Bey. Bunu da dile getiriyoruz. De... Evet, birçok yerde. Nihat Bey'de... Gergerler onlar daha önce operatör araç alındı Gerger Belediyesi'ne. Ömer Özdemir döneminde. Geçen Gergerler yine bir okul yaptı. Gergerler, gurbetteki Gergerler Gerger'e yatırım yapıyorlar. Yani bir öncülük yapıldı. Ama şu anda bir konut projesi var. Geçen Kaymakam Bey buradaydı. Bizim Gerger Derneği, Adıyamalar Vakfı, diğer sivil toplum kuruluş öncülüğünde. Şu anda Gerger'de 300 konutlu bir toplu konut projesi de var. Yani gurbetteki Gergerler Gerger'e duyarsız kalmıyorlar. Evet. Şimdi yaşlı nüfus orada kaldığı için oradaki topraklar da işletilmiyor. Evet tabii. Bu da yani bir sorun. O da bir atıl ben durum olunca. Gittiğimde Gerger'de Adıyaman'ın toprakların %80'i işletilmiyor. Evet. Onlar işletilmediği için orada kaynak yok, bir şey yetişmiyor. Aslında, bu da bir sorun. Aslında buraya bir yeni de Gerger'e yeni de şey dönmeye de başladı. Biz burada yeni geri dönüşüne başladı. Emekliler yavaş yavaş geri köyüne dönmeye başladı. Biz burada bir de Gergerli Dernek Başkanı'nı keşke konu geçseydik. Belki biraz daha vakıf olurdu. Sayın Saptaş. Sayın Kuş'a konuşma hakkı vermedik. Biraz da kendisi konuşsun. Buyurun ne söylemek istersiniz? Yani içimizde bir özlem, hepimizin içinde bir özlem. Besne'de de var mı öyle bir sorun? Yol sorunu, şimdi ne bileyim yani işte vesaire başka bir sorun, eğitim sorunu, Besne'de okul sorunu. Yok. Yok böyle sorunlar yok. Şimdi Gerger'le Besni bir uçta Antep tarafında kalıyor. Gerger Diyarbakır tarafında kalıyor. Yani uçların... Hayır ben Gerger'le onu yok, bağdaştırma adına anladım. Sormuyorum. Yok bizim toplu konutumuz 1995'te başlamıştı. Yapıldı bitti. Oturuluyor. Okul lisemiz var. Okullarımız var. Yollarımız düzgün. Fakat bizim insanımız çok yatırım yapmayı seviyor. Gerger mi daha büyük Gölbaşı mı? Gölbaşı. Önceden Gölbaşı Gerger'e, pardon Gerger mi demişim, Besni mi daha büyük Gölbaşı mı? Önceden mi şimdi? Hayır şu anda. Şu anda bence Besni büyük, tam bilmiyorum. Besni büyük. Zaten önce de Gölbaşı Besni'ye bağlıydı zaten, değil mi? Tabii. Gölbaşı bir mezraydı. Yani Gölbaşı bir köy mezrası. Ama şu anda bizim yaptığımız istatistiklere göre, analizlere, araştırmalara göre üst düzeyde bayağı Gölbaşılı siyasetçi var. Var. Ve dolayısıyla kendi ilçelerinde iyi hizmet verdiklerini biz araştırdık. Muhakkak. Bilmiyorum. Muhakkak. Ne doğrudur. Derece doğru. Yalnız şunu söylemek istiyorum. Sözünüzü kestim. Estağfurullah. Gölbaşı'nda oturan yerli nüfusun %60'ı, %70'i Besni kökenlidir. Yani Besni kökenlidir. Tabii evet. örnek olarak mesela Esenler Belediye Başkanımız Sayın Tevfik Göksu Bey'in annesi Besni'dir. Yani Gölbaşı'lı. Gölbaşı ama annesi Besni'dir. Yani annesi Besni'den gitmedir. Bizim de Gölbaşı'nda hala arsamız var yani. Babam 1962'de almış. Duruyor yani Gölbaşı'nda duruyor. Değil mi? Geleceği gördüğü için almış tabii, demek ki. Orası yol güzergahıdır. Sayın Orak bir şey söylemek istedi ama. Gölbaşı daha önce bir köyün mezrasıydı. Evet. Sonra köy oldu, sonra belde, sonra ilçe oldu. Onun Gölbaşı'nın gelişmenin tek nedeni demir yolunun orada geçmesidir. Demir yolu ve demir yolu oradan Maratya'ya geçiyor. Bir de yollar birleşiyor. Ondan dolayı gelişti. Yani yol azı olduğu için gelişti.
Gerger çıkma sokakta olduğu için. Doğru. Besni tarihi çok eskidir. Tabii. Yani tarihi çok eski bir yer. Eski ismi Behesni. Kürtçe. Behesni Kürtçe isimdir. Evet. Behesni. Gerger'in ismi Gerger Gırgır. Taşlık anlamında. Yani şimdi birçok onu sorarsanız Anadolu'nun birçok yerinde eski isimler vardır. Yani Karadeniz'de de vardır. Ben Samsunluyum. Benim ilçemde de eski isimler bu. Yeni isimler şu şimdi, diye değişiklikler oluyor sürekli. İsmi aslında Behesni'den gelme. Yani köken olarak odur. Behesni demek cennete eş manası. Cennet seviyesi demek. Öyle mi? Yani Besni'ye gidince cennete gitmiş mi oluruz? Yok yani o manada demedim. Deniz seviyesinden de yaklaşık 1050 metre yukarıdadır. Ve eski medeniyetlerden kalma üzümcülük meşhurdur. Evet. Bir hemşerimiz var sağ olsun burada tekstilci. Son dönemde kendisi gitti 27 bin metrekare yer satın aldı. Dedesinin sattığı yerleri aldı. Şu anda üzüm bağı mı yapacak? Üzüm bağı yaptı. Başkanımızın dediği gibi pestil yapıyor. Ondan sonra şey yapıyor. Tabii pestil tuttan oluyor değil mi? Tabii. Üzümden de oluyor. Üzümden de oluyor. Pekmezimizi yapıyor. Her türlü şeyimizi yapıyor. Pestilimizi yapıyor. Bir de en büyük sorunumuz Antep fıstığı. Arkadaşlarımız bilir. Sorun mu dediniz? Sorunumuzdur. Bizim Besnilerin sorunudur. Neden? Antep fıstığı Besni'de yetişir esas. Esas kaliteli ürün alınan yer Besni'dir. Fakat bu işin ilk Amerika'ya gönderen tüccarları Antep'teydi. Bizden gelip alıp da gönderdikleri için zamanla Antep fıstığı olarak kalmış. Biz bunu kendimize bir yani bir mesele olarak görüyoruz. Bir de ben özellikle şunu belirtmek istiyorum sayın başkanlarımın yanında. Mesela bazı hemşerilerimiz Antepli olduklarını şey yaparlar. Ben Adıyamanlı olmaktan gurur duyuyorum. Evet. Gurur herkes, duyuyorum yani. Herkes doğduğu şehirde şehirli olmaktan gurur duyuyor. Bizim bağlı olduğumuz yer Adıyaman'dır. Biz evet. Adıyamanlı olmaktan gurur duyuyoruz. Bazı hemşerilerimiz Antepliyiz diyorlar. Yani Antepli ticaret yaptıkları için. Olduğu halde mi Antepliyiz diyorlar? Besni'li oldukları halde Antepliyiz diyorlar. Ama Besni'nin bağlı olduğu yer Adıyaman'dır. Biz Adıyamanlı olmaktan gurur duyuyorum. Sözü de hemşerilerime bırakayım. Fazla şey yapmayayım. Sayın Saltaş, seni az konuşturduk. Buyurun. Tamam. Şimdi Besni ilçesinden bahsetti arkadaşımız. Besni çok eski uygarlıklara sahip yer. Besni, Samsat. Yani belki Adıyaman'ın ilk yerleşim yerleri oralar. Evet, ben evet. Kitaplarda okuduğum kadarıyla. Yani oranın adıyla anılan birçok olaylar var tarihte geçmiş. Yani şehir merkezi de belki orası. Şimdi Sayın Kuş, her iki konuğumuz da Sayın Saltaş ve Sayın Orak aynı zamanda gazeteci oldukları için biraz da araştırmaları bu konuda derin. Ben tamamlayayım isterseniz. Katılıyorum Saltaş'a. Şimdi Besni, Samsat, Gölbaşı az göç vermiş olduklarından, verimli topraklardan dolayı tabii ki çocuklarını yetiştirdiler, eğitimlerini aldırdılar. Her biri güzel seviyelere geldiler. Kendilerini kutluyorum ama ne yazık ki bizde o şans yok. Gerger'in verimsiz toprakları, güzel yönetilememesi, biraz da aşiret kavgaları, tartışmaları şu derken malum, gelişmedi. Güneydoğu Anadolu'da var bu sorun. Şimdi her yerde var. Gelelim İstanbul'dan çok aşırı şekilde Adıyaman göçü var yani. Halen de var. Bizim kendi köy ilçemiz olarak yani 4'te 3'ü İstanbul'da yani. Bak yani, o sayıya söyleyeyim. Pardon Adıyaman'dan hala göç mü devam ediyor? Tabii halen devam ediyor. Adıyaman, Gerger ilçemiz İstanbul'dan neredeyse yönetiliyor. Tüm maddi olanaklar buradan gönderiliyor. Buradan yönetiliyor. Bütün oradaki ihtiyarların paraları buradan gönderiliyor. Yani bu yönlü bir köyümüz var, memleketimiz var. Çok görmemek lazım. Artık İstanbul dünyanın cazibe merkezi. Yani işte, dünya artık İstanbul'a metropol. Yani Adıyaman'ın veya Gerger'in geçen kaymakamımız geldi. Bir toplantıya geldi. Gerger'de konut sorunlarıyla ilgili bir proje yapılıyor. Bu projeyle beraber hayata geçirse tabii Gerger'in biraz çevresi değişecek. Bu yönlü memur sıkıntısı yani konut sıkıntıları yaşanıyor. Gerger'de bir güzel şeyler olacak zannedersem ama tabii ki sahip çıkarsak herkes yani yetkili herkes oraya değinirse. O zaman şöyle bir şey başlatalım. Evet. Gergerli iş adamlarını bulmak size düşsün. Bu kampanyayı yürütmek de bize düşsün. Gelin yatırımları o tarafa çevirelim. Aynen, Gerger yani olmaz çok, mı? Çok kez yani şimdi siz dile getirilmiş. Kaç yıl oldu Gerger'den İstanbul'a geleli? Ben doğumum İstanbul. Doğumunuz İstanbul. Kaç defa gittiniz Gerger'e? 3-4 defaya gitmiş. Olmadı işte. Hı. Az gitmişim. Olmadı. Hı. Yani 3-4 defa değil. 3-4 defa da taziyelerde gidiyoruz. Defa fazla gitmemelisiniz. Aynen. Ki Gergerliği olduğunuzu biz bilelim. Yani siz oradaki Gerger'in sorununu ifade ederken o sorunu sizin yaşamanız lazım. O havayı sizin teneffüs etmeniz lazım. Öyle değil mi? Tabii, o zaman sorunlarla daha iyi haşır neşir olursunuz. Bu göçün getirdiği nedenlerden işte. Orada bakın, mesela eviniz yıkıldı. Hiçbir şeyimiz kalmadı mısın? Evet. Doğru. Göçün getirmiş olduğu nedenler olabilir ama siz kendi nüfusunuzun kayıtlı olduğu yere doğduğunuzdan bu yana
3 defa gitmişsiniz. Evet. Eksiklik bence. Buyurun eksiklik, Sayın Orak. Evimiz olmazsa gidemeyiz. Ev yok. Şimdi, ev mi yok? Evet. Şimdi 97 tabii, yani 97 yılında Kanal 7'de böyle bir programa katılmıştım. Göçle ilgili genel bir evet. programdır. Ben o zaman araştırdım. Çanakkale'de 5 tane okul göçten dolayı kapanmıştı. Yani göç sadece Çanakkale'den de göç var. Çanakkale'den evet. de var. Kastamonu'da da var. Rize'den de var. Batı'dan da çok Batı'dan göç da var İstanbul'a. Ve o gün yani benim uğraştım. Çanakkale'de 5 tane okul öğrenci olmadığı için kapanmıştı. Yani göç Türkiye'nin genel sorunudur. Evet. Gerger'in de sorunudur. Bestin'in de, Maratya'nın da, Urfa'nın da. Aslında bunu şöyle yani bağlamak bu, lazım. Yöneticilerin zamanla yaptıkları hatalardır. Şimdi yatırımlar, teşvikler Doğu'ya, evet, Güneydoğu'ya, Karadeniz'e, Ege'ye, Akdeniz'e doğru. dağıtılsaydı İstanbul büyümezdi bu kadar. Şimdi maazallah İstanbul'da bir deprem olsa, bir savaş olsa, bir şey evet. olsa İstanbul'a Türkiye gider. Evet. Yani 15 milyonluk bir nüfus var burada. Diğer tarafta bir, boşaltılmış. Bir yani İstanbul Türkiye'yi bakar ancak bir Türkiye İstanbul'u bakamaz. Aynen doğru. Öyle. Aynen öyle. Şimdi zamanında planlı, programlı, eşit öncelikli yapsaydı, planlı programlı olsaydı böyle olmazdı. Doğru. Ben bizim 60 yıl önce köyümüz 100 haneydi. Şu anda 35 hane. Evet, bayağı sürekli 70'ten 25 inmiş bizim evet. köyümüz. Doğru. Yani bu Türkiye'nin bir genel sorunu. Yani yerinde kalkınma diyoruz, yerel yönetim, yerinde yönetmek. Bu zamanında yapılmadı, teşvik edilmedi. Tarım, ziraat, hayvancılık ön plana çıkarılmadı. Herkes ama sanayi yeni var bu bakın. Yeni gelişiyor. Şimdi herkes sanayiye, çok büyük destek var. Herkes sanayiye, ticarete, turizme yöneldi. Turizmimizi de canlandıramadık. Şimdi Adıyaman az önce söyledim, bir açık hava müzesi kurumunda. Fakat şey yapamıyoruz, yeteri kadar tanıtamıyoruz. Şimdi ben sayın olarak şunu ifade et, şuraya gelmek istiyorum. İşte yine tabii Sayın Saltaş'tan yola çıkarak İstanbul'da 400 bin gergerli var. İnanın bu 400 bin gergerlinin 100 bini her yıl tatile yapar. Doğru, bu tatilleri de genelde Akdeniz bölgesinde yaparlar. Doğru mu? Doğrudur. Bir tatilin bedeli hiç nereden baksanız 1000 euro. Evet, 2500 doğru. lira. Peki gidip evet. kendi iline gitse, kendi ilçesine gitse, bu 2500 liranın, bırakın 2500 lirasını, 1000 lirasını kendi ilçesine bıraksa ne olur biliyor musunuz? Kalmaz. Doğru değil mi? Şükrü Bey, bayramlarda Gerger'de park edecek yer bulamazsınız. Bayramlarda. Evet. Yani aşırı bir bayramlaşma için yola dökülenler olur. Tabii bu yönlü gidiş gelişler vardır muhakkak. Buna katılıyoruz. Bizim turizm, Şükrü Bey bahsetti. Kumbagene Festivali yapılırdı Adıyaman'da. Hı hı. Bu iki senedir herhalde yapılmıyor tahminim. Bu bir eksikliktir. Rağbet görülmediği uluslararası için yapılmıyor. Rağbet görülmedi. Rağbetin görülmesi için siyasilere iş düşüyor, belediyeye iş düşüyor, valiliğe iş düşüyor. Yani bu Adıyaman 8. harikası Nemrut'tur diyoruz. Evet, doğru. Ama ne yazık ki sahipsiz kalıyor. Burada STK'lar olarak belediye, valilik, kimse ilgileniyorsa bu projeyle tabii herkes üzerine düşeni lazım. Yapmalı. Aynen. Ama ben yine tekraren sizlere özellikle Hasan'dan rica ediyorum. Yani 600 bin Adıyamanlının hiç değilse 100 binini bir yaz dönemi Adıyaman'a yönlendirirseniz gerçekten Adıyaman'ın tarihi mizahı değişir. Evet. Adıyaman'ın şimdi, geleceği değişir. Şimdi, çünkü buyurun. Onun için de yine Gerger'in, Besni'nin, Adıyaman'ın cazibe merkezi olması lazım. Adam burada çalışıyor senin 12 ayı. Tatil yapmak istiyor. Doğal olarak deniz istiyor, kum istiyor. İşte rahat bir nefes. Şimdi bakın, memlekette siz yerel yönetimle bunu oluşturmadığınız zaman doğal olmak haklı. Doğru. Siz 20 gün Akdeniz'de tatil yapacağınıza 18 15. gün yapın. Doğru. 2 günün de evet. kendi ilinizde yani zaten genelde yapın. Yani o haklı. Genelde geliyor zaten. Genelde parayı gidip Akdeniz'de yiyin. Tabii, Anadolu'da efendim Bey, Malatya veya işte Adıyaman, Diyarbakır veya vesaire diğer illerde. Devlet buraya yatırım getirmiyor. Siz iş adamısınız. Avrupa'da parayı yiyeceğinize gidin, memleketinizde biraz da gezin, dün parayı oraya bırakın. Dün bir yazı okudum, diyor çok önemli olan çok yaşamak değil, çok iş yapmak. Şimdi evet. Gerger'de çok güzel bir baraj oluştu. Doğrudur. Bu baraja yönelik sen yüzme havuzları yap, o sulandırmanı yap. Yani Gerger'in madenleri bile var. Tabii yani, muhakkak ki devlet desteği şart. Geçen sene bizim köye gelmişler, taşlık bir bölge, biz hiç beş para etmez diye bakıyoruz ama çok değerli taşlarmış bunlar. Yani keşfedilmemiş. Yani evet. bunlar sahiplenirse buna benzer birçok şeyler var. Petrolümüz var. İşletilirse. Turizm yanında petrol. Sayın Kuş biraz da sizi konuşturalım. Petrol de yazık ya. Siz hem geç geldiniz, yok. Hem az konuştunuz, hem bakıyorsunuz böyle. Tabii diğer konuklarımız belki yaşça sizlerden biraz büyük olduğu için fazla da müdahil olmuyorsunuz. Evet. Buyurun. Sayın abilerimin söylediği hepsine katılıyorum, başkanlarımın söylediğine. Biz kendimiz yani bu dernekleşme aşamasından önce
eğitime çok önem veriyorduk ve eğitimli kişileri bulduk önce. Bu derneği kurarken ne yapabiliriz? Evet. Bizim memleketimiz Gerger'den biraz daha farklı, kalkınmıştır. Şundan dolayı kalkınmıştır. İstanbul'a gelip de yerleşip varlık sahibi olan kişiler muhakkak gitmeseler de bir evi yapmışlardır, bir kulübe yapmışlardır. Besniye değil mi? Tabii yapmışlardır. Bir de bizim İstanbul göçünün dışında eskiden doğuda ilk gidilecek yer Adana ile Mersin'di. Evet. Çok doğru. Yoğunlukla yollar vurulmamıştı. Çok yoğunlukla hemşirelerimiz var. İzmir'de var, İstanbul'da var. Bizim ilk yapmamız gereken şey Adıyamanlıları olarak bir araya gelip bir Gerger değil, bir Sincik değil, bir Gölbaşı değil. Bir tur düzenleyelim. Mesela evet. 8-10 otobüs, her dernek bir otobüs kaldırsın. İş adamlarını, eğitimcileri, bizim gibi normal insanları da alalım, bir gidip gezelim yani. Dernek başkanı olarak vasıflandırmıyorum kendimi de. Yani gidelim, önce bir Gerger'e gidelim. Ne yapılabilir? Oradan Gölbaşı'na gidelim, oradan Besni'ye gidelim. Yani gideceğimiz her yere gidelim. Bir kere böyle bir ayda bir gezi düzenleyebiliriz. Bizim gideceğimiz bu gezide zaten 7-8 otobüs olur. Bir tane su içsek 44'ten hesapladığınız zaman. Tabii yani Çelikhan'a gidin, Gerger'e gidin, Gölbaşı'na gidin. İş adamlarımızı götürelim. Yine Kahta'ya geçin. Değil yani mi? Samsat'a geçin. Bunu organize yapabiliriz. Kuta geçin yani burada. Organize olmak lazım. Organize olmak lazım. Burada bir araya ama gelmemiz lazım. Ama size iş düşüyor burada da. Tabii. Organizeyi tabii. Sizler yapmanız özellikle, lazım. Özellikle Sayın Başkanlardan şunu rica ediyorum. Biz İstanbul'da varız. Öncelikle İstanbul'da yoğun bir etkinlik düzenlememiz lazım hep beraber. Ama bir dernek olarak veya bir grup olarak veya bir cemaat olarak değil. Toplu halde. Yani evet. Ahmet yapmış, Mehmet yapmış. Tabii. Çok isim çok önemli değil. Senlik benlikler. Tabii ben, senlik benlik önemli değil. Herkes bu insanların eğitimci olduğunu. Büyük Adıyaman buluşması adı altında yapabilirsiniz. Böyle bir proje benim hayalimdir. Benim de hayalim zaten. Abdi İpekçi'de böyle büyük bir salonda ya da Fersane'de bir Adıyaman Gölü henüz yapılmadı. Geçen gittik Fersane'de Fersane Müdürü'yle görüştük. Fersane'de Adıyaman günleri yapalım. Onun çalışmasını yapıyoruz şu anda. Adıyaman valimizle görüştük. Yapabilirsek Fersane'de Adıyaman günleri işaret. Biz de size destek veririz bu noktada. Son söylemek istediğiniz Sayın Saltaş. Program bitti. İkinci daha reklam araya girmedim. Ben bizi izleyen tüm seyircilerimize, hemşerilerimize burada saygılarımı sunuyorum. Adıyaman için herkes eli taşın altına koysun. Herkese teşekkürler, selamlar. Sayın yani çok erken bitti. Ben sanıyorum bir ara verilecek. Böyle rahat rahat konuşuyoruz. Yok ara yok. Bizim reklamımız, bizim çok programımız erken bitti. Teşekkür ediyorum. Bizi dinleyen herkese sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Sağ olun. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim teşekkür Sayın Kuş. Ben TV2000'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı sunduğu için Allah sizden razı olsun. Sizden İnşallah de. Başarılarınızın devamını diliyorum. İnşallah. Herkese ama selam ve sevgiler. Size söz veriyoruz. Siz Adıyaman Büyük Buluşması'nı yaptığınız zaman biz de size gereken desteği vereceğiz. Sevgili izleyicilerimiz geldik bir programımızın daha sonuna. Gelecek hafta bizim köyün derneğinde başka bir il derneğini sizlerle buluşturmak üzere hepinize iyi akşamlar diliyorum.